Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu denklemler ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar olacak. Konu anlatımı çözeceğimiz testim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. TYT Matematik ya da sevgili arkadaşlar daha önce nasıl yayınlanmıştı? 4 dörtlük konu pekiştirme testleri 9. sınıf matematik olarak yayınlanmıştı. Ben videonun açıklamalar kısmına yazıyorum zaten. Bunlardaki arkadaşlar denklemler ve eşitsizliklerle ilgili uygulamalar. Dördüncü testi olacak. Bu testle beraber denklemlerle ilgili uygulamaları yani problemler konusunu sevgili arkadaşlar kapatmış oluyoruz. Ben buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesine tıkladığınızda bu kitabın tamamını sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz. Ayrıca bu kitabın da sevgili arkadaşlar. Daha fazla soru çözmek istiyorum diyen arkadaşlar için 9. sınıf kazanım kavramı, tekrar testleri, çalışma soru, çalışma defteri, OGM matematik soru bankası, mobil uygulamaları da şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunların da hem matematik hem de fizik derslerine ait oynatma listeleri kanalımda ayrı ayrı mevcuttur. Ayrıca TYT için de arkadaşlar burada gördüğünüz mezuna, 3 adım TYT'ler, denemeler, şu YKS'ye yönelik sayısal yeterlilik testleri de arkadaşlar kanalımda mevcuttur. Bunların da kısa yollarını arkadaşlar ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah. Birinci soru der ki, bir A noktasından aynı anda farklı yönlere doğrusal şekilde ve sabit hızlarla hareket eden iki aracın hızları 50 ve 120 km bölü saattir. 2 saat sonra araçlar arasındaki uzaklık 260 km olmaktadır. Bu araçların hızları 30 ve 40 km bölü saat olacak şekilde yol alırlarsa 3 saat sonra aralarındaki uzaklık kaç kilometre olur demiş. Şimdi sevgili arkadaşlar öncelikle şu arkadaşların birinci konumda aldıkları yollara bir bakalım. Zaman ne kadar arkadaşlar? Geçen zaman 2 saat. Peki hızlarımız ne kadar? V1 eşittir 50 km bölü saat. V2 de sevgili arkadaşlar 120 km bölü saat. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar normalde yani direkt şey de çözülebilir de artık onu çok iyi olan arkadaşlarım fark eder. Şimdi kafanızı karıştırmayın. Arkadaşlar x eşittir v çarpı t değil mi? Aldıkları yola bakalım. x1 eşittir 50 çarpı 2'den 100 km. x2'ye bakıyorum ikincinin aldığı yol arkadaşlar. 2 çarpı 120'den hop 240 km. Normalde ben bunları bak büyütüyorum ama şimdi küçülteceğim. Arkadaşlar bir A noktası düşün. A noktası. Bu A noktasından bir tanesi 240 km öteye gitti. Şurası 240 km. Hemen düzeltelim. 240'ı yazmadım. Birinci araç. Yok bu ikinci araç. 2 no. Buraya geldi. Sevgili arkadaşlar burası dediğimiz gibi 240 kilometre. Diğer araçta sevgili arkadaşlar hop uzaklaştı. Şuraya geldi birinci araçta. Burası da ne kadar? 100 kilometre. Şimdi normalde bunu fark etmen çok zordur. Doğrusal gittiler ya. Biri bu yöne, biri belki böyle gitti, böyle gitti, böyle gitti, böyle gitti. Her yöne gidebilir ama doğrusal gidecek. Arkadaşlar ve aralarındaki mesafeyi de ne kadar vermiş bana? 260 kilometre. Şimdi burada senin şunu fark etmeni istiyor. Uyanıksan. Onu bak daha önce de şöyle fark edebilirdik. Sevgili arkadaşlar. 5, 12, 13 dik üçgeni var biliyorsun değil mi? Bak 5 çarpı 20, 12 çarpı 20, 13 çarpı 20. Yani senin o 5, 12, 13 dik üçgeni. Bak bu arada şunu unutma sevgili arkadaşım. Her 5 ile 12 bir araya geldiğinde diğer kenar 13 olmaz. Çoğu arkadaş bu hatayı yapıyor. Özel üçgen tamam 5, 12 görünce 13. Hayır. 5 ile 12 böyle dik olurlarsa şuradaki mesafe 13 olur. Bunu fark etmeni istiyor. 20 katı. Aa burası dik üçgen ve arkadaşlar bunların doğrultuları birbirlerine dikmiş. Bunu fark etmeni istiyor. Şimdi de ikinci kısımda da şunu soruyor. 3 saat boyunca şu şekilde giderlerse o zaman hesaplarsın. x1 eşittir. Bu sefer 30'la gidiyor. 3 saat boyunca 90 kilometre. Şu noktadan şuraya 90 kilometreye gider.
şu arkadaş bir numara. Hop dik gidiyorlarmış. Bunu fark ettik artık. Bu arkadaş da x2'yi de hesaplayalım. 40 ile gidiyor 3 saat boyunca. Ne oluyor? 120. Bak sevgili arkadaşım 40 ile hatta 30 ile ve 30'a böleceğim ben bunları fark edeceğiz. Hop bu arkadaş da nereye geldi? 120 kilometre. Şimdi diyor ey şimşek diyor. Aralarındaki mesafe şurası ne kadar olur? E sevgili arkadaşlar bak burada da sadeleştirme yap. Normalde hipotenüs yapacaksın değil mi? 90'ın karesi artı 120'nin karesi eşittir. Şuraya da A dersen A'nın karesi. Ama sevgili arkadaşlar 90'ın 120'nin karesiyle kim uğraşır? Ama fark edersin ki bak hemen bölersin. Bunun 1 bölü 30 oranında küçültürsün. Küçük bir modelini al. 30'a bölersen burası 3. 30'a bölersen burası 4. Bak dik üçgen 3, 4, 5. Şimdi gerçeğini bulmak için bunları 30 kat küçültmüştün ya. Şimdi bunu 30'da çarp 150 kilometre. Hadi geçmiş olsun. Anlaştık. Harika. Böyle büyük sayılarla uğraşacağın zaman Pisagor vesaire yaptığında küçük modelini al. Sen benzerliği bu yüzden öğreniyorsun. Mesela ikinci dönem 9. sınıfın öğreneceği konu üçgenlerde benzerlik. Sırf bunlar için işe yarar. 2 numara. Devam ediyorum. Bir kreşte bulunan çocukların birincisi 1, ikincisi 9, üçüncüsü 17. Arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü. Ha şöyle yapacağım ya. Şöyle yapacağım, şöyle göstereceğim ben sana. Bak birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk böyle gidiyor tık tık tık. Arkadaşlar bu arkadaş 1. Bu arkadaş 9, bu arkadaş 17. Oyuncakla oynamış ve bu şekilde devam ederek, bu şekil dediğin hangi şekil acaba? Hangi şekil? Allah aşkına konuş. Devam ederek son çocuk tüm oyuncaklarla oynamıştır. Bu kreşte çocukların ve oyuncakların sayılarının toplamı 191 olduğuna göre çocukların sayısı kaçtır? Normalde deneye deneye giderim ama ya arkadaş şimdi burada nasıl bir örüntü var? Arkadaşlar örüntüyü yakalamamız isteniyor. Burada istenen hikayede aslında şu bak. Bu 1 artı 0. Bu 1 artı 8. Bu arkadaş 1 artı 16. Ne fark ediyoruz arkadaşlar? Burada şunu fark ediyoruz. Bak 8. Burada 8 çarpı 0. Hep 1 var bir kere. 1 artı 1 artı. Burada 8 çarpı 0. Burada 8 çarpı 1. Burada 8 çarpı 2. Neyle? Bak birincinin bir eksiği, ikincinin bir eksiği, üçüncünün bir eksiğiyle çarpıyorum. Yani sevgili arkadaşlar son mesela şurada eninci arkadaşı düşün. Eninciyi. Eninci de sevgili arkadaşlar şöyle olacak. 1 artı 1 artı en eksi 1 çarpı 8 olacak. Değil mi? Bak hep bir eksiğiyle 8'i çarpıyorum. Doğru değil mi? Doğru. Sevgili arkadaşlar oyuncak en sonuncu oyuncak bu değil mi? Ki bütün oyuncaklarla oynamıştır diyor. Tüm oyuncakların sayısı bana öyle demedi mi? Evet aynen öyle söyledi. Oyuncakların sayılarının yani şunun ve kreşteki çocukların yani bunun toplamları 191'miş. Buradan da neyi bulacağım? Ha bu arada arkadaşlar ben size açık net söyleyeyim yani bu örüntüyü yakalayabilmek de her baba yiğidin harcı değil yani. Bunu yapamadım diye de içerlemeyin matematikten de soğumayın yani. Bu çok özel kişilerin falan bulabileceği bir şey. Bulamadık diye küskünlüğe uğramayın tamam mı? İleride siz de bulursunuz inşallah. Yani n artı 1 artı n eksi 1 çarpı 8 191'miş. Ben buradan n'yi bulacağım. N artı 1. 8'i dağıtıyorum şimdi. Artı 8 tane ne? Eksi 8 eşittir. 191. Bu durumda sevgili arkadaşlar hop hop 9 tane ne? 191. Burası bak eksi 7 karşıya geçti. Artı 7 oldu. 9 ne eşittir? 198. 21 mi sanki? Ne? 21 olacak gibi. Yo 21 mi? 22 mi şimşek? 22. Ne eşittir? 22 oluyor arkadaşlar. N 22. Ha zaten bana neyi sormuştu? Çocukların sayısını sormuştu. N'yi 22 işaretliyorum. Konu kapanmıştır arkadaşlar. Nazarı itibarımızda kibarca. 3 numara. Diyor ki bir sınıfta sıralara kız öğrenciler ikişerli, erkek öğrenciler üçerli oturursa 8 kız 12 erkek öğrenci ayakta kalıyor. Geçmiş olsun.
Sonra? Bak sonra ikinci durumu anlatıyor sevgili arkadaşlar. Burada birinci durum, ikinci durum bunları sürekli analiz etmen peşinde olman lazım. Diyor ki sonra da. Kız öğrenciler üçerli, erkek öğrenciler ikişerli oturursa 6 kız 14 erkek öğrenci ayakta kalıyor. Bununla göre bu sınıfta erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından kaç fazladır? Şimdi sevgili arkadaşlar bak öncelikle şu kızları önce bir durumunu bir halledelim. Sıralara ikişer ikişer oturtuyorum. Kız. Birinci sıra, ikinci sıra devam ettiğini düşün. 8 kız da arkadaşlar ayakta. Değil mi? Hop ayakta kalıyor. Tık tık tık. Burada 8 kız ayakta kaldı. Sevgili arkadaşlar şimdi bak şu durumu yaptım. Diğer durumda şu ikinci durumda kız öğrencileri üçer üçer oturtursan diyor. Kız. Hop. Kız. Oturtursan 6 kız ayakta kalıyor. Sevgili arkadaşlar burada 8 taneden bak 2 tanesi buraya geldi. Değil mi? Bak 2 tanesi buraya geldi. Şimdi 6 kişi ayakta. Aa sıra sayısı kaç? 2. 2 sıra var. Kızların oturdu. Doğru değil mi? Evet. Bak burada 8 öğrenci ayaktaydı. Buradan 2 öğrenciyi al. Nerede o 2 öğrenci? Anında burada onları oturttuk bak. O yüzden 6 kişi ayakta kaldı. Aa çok güzel. Nefis. 2 tane sıra varmış arkadaşlar. Kızların oturduğu. Nefis. Bunu cebimize koyduk. Ha o zaman hemen hesaplayalım. İster buradan hesapla ister buradan. Bak burada 4 tane kız var. 4 artı burada da 8. 12. Bak buradan hesapla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada da 6 var. Artı 6. Eşittir yine 12. Kızlar arkadaşlar 12 kişi oldu. Okey tomento. Nefisimo. Gel şimdi erkeklere bakalım. Erkek öğrenciler üçerli oturursa oturtalım. 1, 2, 3. Erkek. Hop. Erkek. 12 öğrenci ayakta. 12 ayakta. Şimdi sevgili arkadaşlar. Erkekleri ikişer ikişer oturtursan da diyor. Bak pat. İkişer ikişer oturttun. Bu sefer de 14 ayakta. Arkadaşlar bak burada da ne oluyor biliyor musun? 12 kişi ayaktaydı. Şu ikisini alıyor. Şuraya ekliyor. Kaç oluyor? 14 oluyor. Ya arkadaş erkeklerde de 2 sıra varmış. Değil mi? Bak şimdi hesapla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 artı 12, 18. Gel test edelim. 1, 2, 3, 4 kişi artı 14 eşittir 18. Vallahi doğru. Erkeklerde 18 oldu mu? Erkekler 18. Konu kapandı. Erkek öğrenci sayısı kız öğrenci sayısından kaç fazladır? Benim bildiğim 18-12'den 6 fazladır arkadaşlar. Harika. Nefisiyim o diyerekten sevgili 4 numarayla devam ediyorum. Benim beynimi yaktı. Kesinlikle bir mantık hatası var bana sorarsanız 4. soruda. Ama Allah'ın bir hikmeti diyelim hadi. Böyle bir soru bence olmaz arkadaşlar. Böyle bir soruyu ÖSYM falan hayatta sormaz diye düşünün. Bak neden? Bir ucundan yakıldığında 10 dakikada, diğer ucundan yakıldığında 15 dakikada tamamen yanıp bitmektedir. Şimdi sevgili arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Hatta soruyu da öyle bir çözeceğiz ki yani şurada kabul ettiğimizi soruyu çözerken de inkar ediyor olacağız. Ben bunu sırf size yardım olsun inanmaya çözüyorum. Bunu peşinen söyleyeyim çünkü mantık hatası var. Benim mantığım yatmadı. Ama size yardımcı olayım ne anlatmak istediğimi öyle yapacağım. Şimdi bak buradan yakarsan 10 dakikada şuradan yakarsan da onu da mavişle yapalım. Hop. Şuradan yakarsan da 15 dakikada bitiyormuş. Niye? Değil mi? Aynı mum değil mi? Hocam burada daha hızlı gider. Sevgili arkadaşlar burada yavaş gider sonra burada hızlanır belki. Ama bak şimdi heterojen, homojen bunları da biliyorsun değil mi? Homojen mi heterojen mi bunları da bilmiyoruz. Bunları da söylememiş. Ki heterojen muhtemelen. Ama soruyu çözerken de homojen çözeceğiz. Enteresan yani. Yani bitmektedir. Önce bir ucundan yakılıp 5 dakika sonra diğer ucundan yakılan mum en az kaç dakika sonra tamamen yanar? Şimdi arkadaşlar
Ya buradan yak önce diyor ya da buradan önce yak ama kısa sürede en az kaç dakikada tamamen bitsin. E sevgili arkadaşlar sen önce nereden yakarsın? Bak hızlı giden yer burası. 5 dakikada 5 dakika sonra diğerini yakacaksın ya. Heh. Ben olsam buradan yakarım çünkü burası hızlı gidiyor. Ve burada ne olur arkadaşlar? Bak 5 dakikada normalde 10 dakikada tamamını yakıyordu ya. Şu kısmı biter. Bu 5 dakikada burayı yakar. Bir 5 dakika geçti helalinden. Değil mi? Güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar 5 dakika 10 dakika sürüyordu. 5 dakika sürdüyse burası ne kadarı kalır? Yarısı kalır. Bak homojen olarak. Normalde böyle söyleseydi keşke. Homojen olarak devam ediyor. Soldan gelirken de homojen devam ediyor. Yani heterojen değil gibi bir sürü de açıklama yapması lazım. Neyse biz devam ediyoruz. E sevgili arkadaşlar şimdi buradan bu arkadaş hala yakıyor. 10 dakika bu da 15 dakika. Şimdi sevgili arkadaşlar normalde bak yarısını yakacaklar. Biz bunları tamamını 1 bölü 10 artı 1 bölü 15 eşittir 1 bölü tamamı desek işçi problemleri gibi değil mi? 10 dakikada yakıyor 15 dakikada yakıyor birim zamanda 1 bölü 10 1 bölü 15 buradan sevgili arkadaşlar 3 ile genişlet. 2 ile genişlet. 5 bölü 30 eşittir 1 bölü tamamı. Yani 1 bölü 6 eşittir 1 bölü tamamı. Yani arkadaşlar tamamını 6 dakikada bu arkadaşlar el birliğiyle bitirirlerdi. Tamam. E sevgili arkadaşlar tamamını 6 dakikada bitiriyorsa bu arkadaş beraberce. E yarısını kaç dakikada bitirirler? 3 dakikada. Doğru değil mi? Aynen öyle. 5 dakika bir sürmüştü. Helalinden bir de şimdi 3 dakika geldi. Toplam ne kadar sürdü macerası sevgili mumun? Yatsıya kadar. 8 dakika. Değil mi? Güzel. Bu soruda bir sürü soru işaretim var. Açıklanması icap eden. Çözemedim, edemedim. Ahlar vahlar yapmayın arkadaşlar. Tamam? Güzel. 8'de devam edelim. 8. soru diyor ki. Begüm, buradan Begüm'e selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel bir isim. Tanıdığım arkadaşım da var. Arkadaşımın kızı da var. Begüm, öksürükten kurtulmak için geçmiş olsun. Bitkisel karışım hazırlayarak kendisine öksürük şurubu yapmak istiyor. Araştırması sonucunda aşağıdaki verilen tarifi uygulamak arkadaşlar araştırması diyor. Umarım uzman bir kişiden araştırmıştır. Siz böyle abidik gubidik şeyler yapmayın tamam mı? Güvenmediğiniz yerlerden tarif almayın. Öksürük için ketonik şurubu yapmak istiyor. Buna göre tarife uygun şekilde şurup hazırlayan Begüm karışımdan kaç gram su buharlaştırmalıdır? Allah Allah ne diyor? Bir okuyalım. Arkadaşlar bir kere 1 mililitreyi de 1 gram alacağız. Yani burada gördüğün tüm mililitrelerde gram diye de düşünebilirsin. Gramları mililitre diye de düşünebilirsin. Buradan bunu anlıyoruz. Güzel. Malzemelerin tamamını bir kaba koyarak su oranı %80 olana kadar kaynatınız. Şimdi sevgili arkadaşlar burada yapacağımız şu. Bak su bölü tamamı. Su bölü tamamı bana oranı verir değil mi? Güzel. Öyle bir su buharlaştıracağız ki bak x kadarı buharlaşacak suyun. Tamamından da bu kadarı kaybolacak. Ve sevgili arkadaşlar işte bu oran neye eşit olacak? %80 olacak. Sorunun bana sorduğu bu. Normalde su bölü tamamı hepsini hesaplayabilirsin. Bu bir oran. Ama ne yapacağız? Buharlaştırınca sadece su gidecek ya. Sudan x kadar kaybolacak. Suyun x kadar kaybolması demek. Tamamının x kadar kaybolması demek. İşte bunun 80 bölü 100 olmasını istiyor. Önce şurada güzel bir sadeleştirmemizi yapalım. 2'ye böl 4. Zaten sen bunun 4 bölü 5 olduğunu biliyorsun. Peki hocam su nerede? Arkadaşlar aha da su burada. 200. Doğru mudur? Doğrudur. 200 eksi x bölü tamamı tamamı şu bak mililitreler gram hepsini al. 200 var artı 20 var artı 12 var artı 8 var. Hop tamamı bu. Tamamından da x kaybolacak. 4 bölü 5 olacak. Doğru mudur? Doğrudur hocam. 200 eksi x bölü burayı topla 220 20 daha 240. 240 eksi x eşittir. 4 bölü 5. Ne yapacağız? İçler dışlar. Höbülöp löp löp. 5 ile çarp. 1000 eksi 5x. 4 ile 240'ı çarparsak ne olur arkadaşlar?
Sanki 960 olur. Eşittir 960 eksi 4x. 5x'i karşıya attım. 5x artı 5x eksi 4x'ten x oldu. 960'ı da sola attım. 1000 eksi 960 da 40. Geçmiş olsun. X 40'miş arkadaşlar. Zaten bana da onu soruyordu. Ne kadar buharlaşır? X kadar. Yani 40 gram. Geçmiş olsun. 6 numara ile devam ediyor. Eyvah eyvah. Şimdi sevgili arkadaşlar, inşallah kafayı yemeden bu soruyu çözeriz. Çünkü o kadar şey var ki bu soruda. O kadar seçenekler meçenekler var ya. İnşallah bozmadan çözebiliriz. Hadi bismillah başlayalım. Uzun bir maratona başlıyoruz. Bir öğrenci bir hafta boyunca çözdüğü toplam soru sayısını hesaplamak istiyor. Bu amaçla her akşam o gün çözdüğü soru sayısını daha önce çözdüğü soru sayısı ile toplayıp deftere yazıyor. Sevgili arkadaşlar, biz nereden başlayalım? Cumartesi günü ders başlamaya çalışıyor. Bak, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar, şöyle bir uzun tablo yapacağız. Şöyle yapalım. Şimdi bak, bu çözdüğü soru sayısı, bir de deftere yazdığı. Neden böyle ayırdık? Çünkü çözdüğü sorudan ekleyecek bilgiler öyle. Tane tane bir hesaplayalım, yazalım sevgili arkadaşlar. Diyor ki, cumartesi bir öğrenci defterine cumartesi akşamı 226 soru. Arkadaşlar 226 çözmüş ki deftere de 226 yazmış, değil mi? Güzel. Şimdi toplaya gidecek. Tane tane gidiyoruz. Pazartesi akşamı 684 soru. Salı akşamı 1162 soru diye yazıyor. Pazartesi neredesin? Şuradasın. 684. Buraya 684 yazmış. Salı akşamına da arkadaşlar 1162. Ana, pazartesi salı. Çıktı ortaya. 1162. Şimdi bak, daha da olay çetrefilleşmeden hemen şurada şeyleri yazalım arkadaşlar. Bana şeyi söyler misin şimdi? 1162, şuradan yapalım. 1162 eksi 684 çıkartırsam kaç kalır? 7. 478, değil mi? Evet. Arkadaşlar, salı günü 478 tane soru çözmüş, değil mi? Çünkü bir gün önce 684'tü. Salı günü 478 çözmüş ki buraya bunu yazmış. Güzel. Şimdi daha da olayı ilerletmeden arkadaşlar, şurada bir perşembe muhabbeti vardı. Bak, burada şunu okuyalım. Perşembe, şuraları atlıyorum, buraya geri döneceğim çünkü çok karıştırmadan. Perşembe akşamı yazdığı sayı, perşembe şuraya yazdığı sayı, cumartesi akşamı yazdığı sayının 7 katından 6 eksik. Oo, çok güzel. Cumartesi ne yazmıştı arkadaşlar? 226. 226'nın 7 katından çarp 7 ile 42, elde var 4. 14, 8 elde var 1. 1582. 6 eksik ama. Çıkar 6, 7, 1576. Doğru mudur? Doğrudur. Arkadaşlar, perşembe akşamı yazdığı şu, bundan bu kadar eksik. Yani 1576. Bak, güzel. Bunu da güzel yazdık ha. Değil mi? Tane tane gidiyoruz. Bu şey sana kalmış. Şimdi tekrar şuraya geri dönüyorum. Öğrenci pazar günü, başka bildiğimiz çarşamba akşamı yazdığı sayı, pazar akşamı yazdığı sayının orada yok. Şuradan devam edelim. Öğrenci pazar günü, pazartesi gününden 2 soru fazla. Bak, pazar günü, pazartesi gününden 2 soru fazla. Arkadaşlar, pazar tesi günü x kadar çözdüyse burada x artı 2 kadar çözdü, değil mi? 2 fazla. Ve cuma günü çarşamba gününün 2 katı kadar soru çözmüştür. Cuma günü, cuma burada, çarşamba akşamı, çarşamba gününün 2 katı kadar soru çözmüştür. Sevgili arkadaşlar, o zaman ne yapacağım? Şu arkadaşlara da farklı bir harf verelim. Burada A kadar çözdüysem burada da 2A kadar çözmüş. Bak, bunları da yazdım. Devam ediyorum. Çarşamba akşamı yazdığı sayı, yani şuradaki sayı, cumartesi akşamı,
Çarşamba akşamı yazdığı sayı, pazar akşamı yazdığı sayının 3 katıdır. Pazar akşamı ne yazdık ki biz? Ha, bir şey yazmadık. Ha, burayı nasıl yapacağız o zaman sevgili arkadaşlar? Şöyle gideceğiz. Tamam, şimdi şuraya gelmem lazım arkadaşlar. Şimdi 1162'den bunu çıkarttım. Çok güzel. 1162'ye A ekleyeyim. Şunları mı çözsem acaba ya? Önce orayı çözeyim. Ondan sonra oraya gideyim. Ya da önce şu X'leri bir halledelim ya. Değil mi? X'leri şuraya halledersem çok kolay olacak. 478 yazdım. Buraya geldim. 226. O zaman bunu çözmek için de ne yapmamız lazım arkadaşlar? Şu 684'ün ne olması gerekiyor? Şuraya kaç yazarsınız sevgili arkadaşım? Bak 226 çözdüm. Şununla topladığın kadar yazman lazım değil mi? 226 artı bu. Yani şunların ikisini toplarsan ne olur? 228 artı x olur. Doğru mudur? Doğrudur. Sevgili arkadaşlar şimdi senin bununla bunu topladığında bunu bulman gerekmiyor mu? Evet. 228 artı x artı x. Bak buraya nasıl ulaştım? Burada 226 vardı. Ben buraya x artı 2 dedim ya az önce. Bu ikisini topladığında buraya yazacağım. Topladım yazdım. Şimdi bu ikisini topladığında da 684'ü bulman lazım. Bunları topluyorum ve 684 diyorum. X'i buluyorum. 2 tane x eşittir 684 eksi 228. Bak uzun bir maraton demiştik. 2x eşittir 456. X eşittir yarısını aldım. 228. Tanıdık bir sayı çıktı. Benim yanılmıyorsam ortaokul numaram. Sevgili arkadaşlar bak x'i bulduk. Burada 228 yazıyor. Bu da bunun 2 fazlasıydı. Burada da 230 yazıyor. Şahane. Tablomuz artık arkadaşlar güzel güzel şekillenmeye başlandı. Şimdi aynı numarayı buradan da yapacağız. Bak burada 1162 artı A yazmam lazım değil mi? Şurası 1162 artı A. Ha bu arada şuraları da dolduralım. X 228 ise 228 artı 228. Burası 456 oldu. Güzel. Şimdi bak buraya bununla bunu topladım. Bunu yazdım. Şimdi de sevgili arkadaşlar Perşembe'ye bir şey söylemiş miydi? Hayır bir şey söylememişti. Ama buraya da şey söylemişti. Tamam. 1162. Bak 1162. Şuradan gidelim. 1162 artı A. Yani şu arkadaş sevgili arkadaşlar eşit olmalı. Ne demişti bana? Şeyin 3 katı. Heh. Çarşamba akşamı yazdığı sayı pazar akşamı yazdığı sayının 3 katı. Heh. Pazarı bulduk. Bak 456'nın 3 katıymış. 3 çarpı 456. Oh nefis. 1162 artı A eşittir. Bununla da bunu çarptım arkadaşlar. 1368. Buradan A'yı da kaç buluyoruz? 206. Hadi geçmiş olsun. Bu saatten sonra önümüz açık. Burası 206 oldu. 206'nın 2 katı da buraya yazılacak. 412. Artık çorap söküğü gibi çıktı arkadaşlar. 1576 ile 412'yi topluyorum. 1988. Zaten bana neyi sormuştu? Bu öğrenci cuma akşamı defterine. Ha tamam işte ya. En son şeyi soruyor. Şurayı çözmeme gerek bile yok yani. İstiyorsan çöz de. 1988. Geçmiş olsun. Herhalde birinin bir doğum günü ama. Şey doğum tarihi ama. Sevgili arkadaşlar burada hangisinden yakalıyorsan oradan. Mesele güzel tablo yapmak. Bir de ipuçlarını kaçırmamak. Hadi geçmiş olsun. Gelsin 7 numara sahnedeki yerini alsın. Arkadaşlar 3 çeşit misketle ilgili görseller aşağıda verilmiştir. Ben küçükken çok güzel oynardım. Misket yani bilye derdik biz. Bilye koleksiyonum da vardı. O kadar çoktu ki gerçekten çok çoktu. Cam misketleri biliyorum. Kemik misketleri de biliyorum. Çok şahanedir. Hala evimde vardır. Küçük. Gaflik misket bilmiyordum ya. İlk kez duyuyorum. Emin misin? Yani emin olun öyle. Bazıları da o çok şaşırıyordur ama emin olun ilk kez duyuyorum ya. Sonra baktım internete de herhalde büyük olanlar için söylüyor. Gaflik böyle ele gelen. Öyleymiş. Neyse bu anımı da paylaştım ya devam edeyim. Diyor ki meralin her biri 30 gram olan 15 adet cam.
Arkadaşlar şunlar 15 tane. Bak bundan 15 tane var. Her biri de 30 gram. Güzel. Her biri 50 gram olan 13 kemik. 13 tane kemik. Ve her biri de 50 gram yazdım. Ve her biri 90 gram olan, bak en büyüğü de bu, gaflik. 5 adet gaflik. Bundan da 5 tane var. Güzel. 13, 15. Şunları da maviş yapsaydım keşke ya. En azından şeyleri belli olurdu. Bunlar gramaj. Tamam mıyız arkadaşlar? Harika. Şimdi misketi vardır. Meral kardeşim Mehmet. Buradan Meral ve Mehmet'lere selamlarımızı gönderiyoruz. Gayet güzel isimler. Mehmet ile iyi oyun oynamak için her çeşit misketten bir miktarını kardeşine veriyor. Şimdi sevgili arkadaşlar burada şu açıklamayı yapmalıydı. Benim kafam burada karıştı. Mehmet de başlangıçta hiç bilye yok. Ha, şimdi olduk mu? Ha. Mehmet'in başlangıçta sıfır tane bilyesi var. Bütün sermayeyi şimdi ablası Meral verecek. Hocam biz zaten böyle anladık. Niye açıkladın ki? Vallahi benim kafam öyle çalıştı arkadaşlar. Benim gibi çalışanlara da buradan seslenmek istedim. Mehmet'in başlangıçta yok. Yani bu durumda Mehmet'in cam, ondan sonra cıma, kemik ve gaflikleri arkadaşlar ne diyelim? A kadar, B kadar, C kadar oldu sonuçta. Yani sevgili Meral A tane camdan, B tane kemikten, C tane de gaflikten kardeşine veriyor. Anlaştık, güzel. Bu durumda kendisinde misketlerin, kendisindeki misketlerin kütle ortalaması 30 gram. Kardeşindeki misketlerin kütle ortalaması 50 gram olmuştur. Dönönönön, kardeşine daha çok gaflik vermiş demek ki. Arkadaşlar kendisinin, Meral'in ortalaması diyor, kütle ortalaması. Bir de kardeşin. Şimdi bak kardeşinin kütle ortalaması ne? Hemen onu yazalım. A artı Mehmet diyelim. Mehmet. A, ha, A artı falan değil. Hepsinin bir de gramlarıyla çarpacağız değil mi arkadaşlar? Bak bu 30 gram geliyordu. 30 çarpı o, 30 çarpı A gram. Sonra bu 50 gramdı. 50 çarpı B gram. Bunlar da 90 gramdı. 90 çarpı C gram. Bölü, bölü ve adet olarak da ne kadar var? A artı B artı C tane var. Bu işte arkadaşlar ortalamamız kaçmış? 50. Bu Mehmet'in ortalaması. Şimdi bak buradan Mehmet'ten bir şey çıkarmamız zor. Ama sevgili Meral'den bir şeyler çıkartacağız. O da işte biraz tesadüfi olacak. Hah, en sonunda da diyor ki arkadaşlar, Mehmet'in elindeki kemik misket sayısı gaflik misket sayısının 3 katından 2 eksiktir. Yani kemik miskete ne dedik? B. B eşittir arkadaşlar. Gaflik misket 3 katından, yani 3 tane C'den 2 eksiktir. Bak bir de böyle güzel bir bilgi verdi bize. Bunu da bir yere not ettik mi? Ettik hocam. Güzel. Arkadaşlar gelin şu şeyi bir hesaplayalım öncelikle. Ablanınki. Şimdi bak ablanın da 15 tane vardı. 15 eksi A tane kalmadı mı? Evet öğretmenim. Bunun kütleleri 30 gramdı. Evet toplam kütle bu. Artı. Ondan sonucuma 50 gramlık, 50 gramlık kemiklerden ne kadar vardı? 13 tane vardı. B tanesini verdi. Elinde bu kadar kaldı. 90 gramlık gafliklerden arkadaşlar 5 tane vardı. C tanesini kardeşine verdi. Bu kadar kaldı mı? Kaldı. Elindeki bütün kütleler bu kadar. Bölü, bölü. Elindeki bilye sayısı ne? 15 eksi A artı 13 eksi B artı 5 eksi C. Ve işte arkadaşlar bu da 30'muş. Ya Allah, bismillah. Ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Biz bu işlemi yapacağız. Bunu yapmadan önce şöyle. Şimdi bu ifade olduğu gibi şu ifadeyle çarpılacak ya sevgili arkadaşlar. Bak burada da 30, 50, 90. Burada da 30 var. Önce şu sıfırlardan bir kurtulalım. Herkesi 10'a böldüm. Eşitliğin her iki tarafını da 10'a böldüm. Ben burayı 10'a böldüğümde, bak burayı 10'a böldüm. Burayı da 10'a böldüm. Bu sıfır gitti. Arkadaşlar bu 10 hem bunu hem bunu hem bunu böler. Çünkü toplama halinde ya. Güzel. Daha kolay işlem yapmak için yaptım bunu. Şimdi 3 ile bunları dağıt. 45 eksi 3 tane A. 5 ile çarp. Artı 65 eksi 5 tane B. Artı 9 ile çarp. 45 eksi 5 tane C. Eşittir.
Eşittir şunla 3 ile de bütün bunları çarpacağım arkadaşlar. Ama buraya sığmadı, iyi mi? Şuranın hakkına geçeceğiz. Şurayı bir toparlayalım ya. 45. Şurayı bir toparlayıp sağ tarafı da çarparak yazarım. Burası 110, 155 değil mi arkadaşlar ya? Yanlış yapmayayım da. 150 mi yoksa? 45 değil mi? 45. Dön 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 dön. Tamam, 155 olması lazım. Nerede yanlışlık var? Hiçbir yerde yanlışlık yok. Ya da böyle dursun ya. Şurayı ha şöyle kullanayım ya. Tamam tamam, kağıdı buldum. Arkadaşlar şimdi 3 ile de, bak şu 3 ile de şurayı çarpıyorum. Şu onlar sadeleşmişti. 3 ile çarpıyorum. 15, 13 ve 5'in toplamı ne yapar? 18, 33. 33 çarpı 3'ten 99. Güzel. Sağ taraf 99. Eksi 3 tane A. Eksi 3 tane B. Eksi 3 tane C. Doğru mudur arkadaşlar? Doğrudur. Bak eşitliğin, şurada eşitliğin var kocaman. Şurada eksi 3 A var. Burada da eksi 3 A var. Gitti. 5 C falan yok. 450. 45 var. Burada 45. Ha burada çarparak. 99 var mı burada? 45, 45. Şurada ne oldu ya? Bir şeyler oldu. 45. 68. Aa, Şimşek bu 68 ama lütfen. Bak 68 deyip 65 yazdık değil mi? Şu 45. Bu da 45. 45. 45. Bu 68. Burada da 99 dedik. 15, 28, 33. 33 çarpı 3. 98, 99. Güzel. Sevgili arkadaşlar, derleyip toparladım da. En nihayetinde şurada oluşan şey aynen şöyle. 2 tane Y artı 6 tane. Lan Y nereden çıktı Şimşek? A'lar gitti. 2 tane B. Çünkü bak 3 tane B'nin 5 tane B'yi sağa aldım arkadaşlar. Bu gitti. C'den de buraya aldık. 5C. 3C. Ne oldu ya? 9C Şimşek ama bu. Bu 9C. 9C buraya geldi. 6C oldu. Yani 6C eksi 3C'den 9C eksi 6C 3C'den 6C oldu. Eşittir sevgili arkadaşlar. 56 oldu. Bunu yazdık mı? Yazdık. Buraya koyduk. Ama bak bunu çözerken işte şunu fark ettik. B ile C arasında bana bir ilişki vermişti. Evet. Şimdi B yerine şunu yazıyorum. 2 çarpı 3C eksi 2 artı 6 tane C eşittir 56. Buradan bak C'yi kolaylıkla olacak. Hepsi çatır çatır ortaya çıkacak. 6 tane C eksi 4 artı 6 tane C eşittir 56. Hop 12 tane C eşittir 60. C eşittir kaç oldu arkadaşlar? 5. Harika. Arkadaşlar C'yi 5 buldum. Sıkı sıkı sarıldım. Karışık yazdığıma bakma, sen videoyu teker teker yürütebilirsin. Sevgili arkadaşlar 2B artı 6C 56 idi. C'yi 5 buldum mu? Buldum. Burası kaç? 30. 2 tane B eşittir 30'u buraya attım. 26. B'yi de buyursana 13 buldum mu? Vallahi buldum. Bunu da hop yapıştırdım mı? Yapıştırdım. Şimdi bak A'yı bulacağız. Bana neyi soruyor? Mehmet'e verdiği cam misket ve gaflik misketlerinin sayısının toplamı. Cam ve gaflik. Yani A artı C'yi soruyor. C'yi bulduk arkadaşlar. Ama A'yı bulamadık. A'yı bulmak için de bir fırsatımız var mı? Olmaz mı? Şu denklem. Ha bunu da şöyle yapalım. 30A artı 50B artı 90C bölü A artı B artı C eşittir 50. Burada sadeleştirme yapacağım. Ki yaparız. Bölüyor, yapıyorum ya. 10'a bölüyorum, 10'a bölüyorum. Gitti. Bak gitti, gitti, gitti. 3A artı 5B artı 9C bölü A artı B artı C. Şu da gitti. Eşittir 5. İçler dışlar. 3A artı 5B artı 9C eşittir 5A artı 5B artı 5C. Var mı giden? Var. Bu gitti. Bu gitti.
3 A'yı buraya aldım. 2 tane A oldu. 5 C'yi sola aldım. 4 C oldu. Sevgili arkadaşlar, ben buradan neyi de gördüm? 2'ye böldüm her iki tarafı. 2 C eşittir A oldu. A C'nin 2 katıymış. C 5 idi. Demek ki A da 10 oldu. Bana da zaten A artı C'yi sormuştu. 5 artı 10, 15. Yani sevgili arkadaşlar, alt tarafı 15 olan sorunun cevabını bulabilmek için attığımız taklalara bakın Allah aşkına. Yani insan evladına yapılacak zulüm mü bu? Neyse, hadi 8'de devam edelim arkadaşlar. Ömür törpüsü. Bir boyacı, daha rahat sorulara geldik. Bir boyacı siyah turuncu renklerinin olmadığını, elinde bulunan mavi, kırmızı, sarı renkli boyaları kullanarak bu renkleri elde etmeye çalışıyor. Bunun için aşağıdaki kuralları uyguluyor. Löp 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 löp. Eşit miktarda siyah ve turuncu renkli boya elde eden boyacı bu iş için toplam 15 kilogram sarı renkli boya kullanmıştır. Buna göre boyacı tüm bu işlemler için toplam kaç kilogram boya kullanmıştır? Arkadaşlar, şimdi bak, siyah için yaptığı mavi artı sarı artı kırmızı eşit miktarda kullanacak. Doğru mu? Doğru. Bak, eşit miktarda dediğine göre buradan A, buradan A, buradan A tane alırsa siyah kaç olur? 3A olur. Bu cepte mi? Cepte. Turuncu. Sevgili arkadaşlar, turuncu içinde sarı artı kırmızı renkler kullanacak. Sırasıyla 2 ve 1 sayılarıyla doğru orantılı. Arkadaşlar, bundan 2 tane B, bundan da B kadar alıyor. Şimdi 2 ve 1 ile. Şimdi burada A'yı kullandık ya, burada aynı harfi kullanamayız şimdi. Farklı kullanmamız lazım. Ama işin şekli ikisini de eşit yapacak. Bu durumda arkadaşlar, turuncudan da 3B olmaz mı? Olur. Ve bana ne dedi arkadaşlar? Eşit miktarda siyah ve turuncu. Siyah ve turuncu. 3A eşittir 3B olsun diyor. Ne oldu arkadaşlar bu durumda? A eşittir B çıktı. Yani ben demek ki aşağıdakilere de AA diyebilirim. AAA 3A. Bunlar da 2A, A, bu da 3A kadar. Konu kapandı. Ve diyor ki sevgili arkadaşlar bana, elde eden boyacı, bu işin toplam 15 kilo sarı. Arkadaşlar bak, burada sarı 2A kadar sarı. Buradaki sarı da A kadar. Yani 2A artı A eşittir 15. 3A eşittir 15. A eşittir 5. A'yı 5 bulduktan sonra sevgili arkadaşlar, al artık kalem eline. Bu işlem için toplam kaç kilogram boya kullanırız? A'yı 5 bulmadım, evet. Bak, 3A, bu da 3A. Toplam 6A boya kullanmadık mı? Evet öğretmenim. 6 çarpı 5, 30. Kestirmeden çözdük. Doğru mu? Doğru. A şıkkı. Allah'ım sana şükürler olsun diyorum. Şu 7. soru kadar çok sevdiğim misketten neredeyse soğutacaktı beni yani. 9'da devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar, sayfa numarası 1'den başlayan bir kitabın tam ortasında açılarak sağ ve sol tarafında dağından 26'şar yaprak yırtılıyor. Arkadaşlar, bir kitabı açtın. Kitabı şöyle açmış olalım. Çok güzel çizdim değil mi? Şöyle yapalım. Açtık. Güzel. Harbiden de güzel çizdim ha. Şeyden bakınca. Kameradan bakınca güzel gözüküyor. Güzel. Arkadaşlar, burada ne görürsün? Bak, tam ortayı açtığında. Burada A yazar. Burada da A artı 1 yazar değil mi? Güzel. Bu sefer X mi desem ya? Hadi X diyeceğim ya. Burada X sayısını görürsün. Burada da X artı 1 görürsün. Hep A diyorum ya. X, X artı 1. Sayfa numarası. Şimdi 26 yaprak kopartıyoruz arkadaşlar. Bak, 26 yaprak kopartırsam buradan, bu durumda sağdaki sayfanın sayfa numarası soldaki sayfanın sayfa numarasından 5 katından 3 eksik oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası X, burası X, X artı 1 ya. Sen 26 sayfa kopartırsan karşına çıkan sayfa numarası kaç olur? Öğretmenim, X eksi 26 olur deme bana. Çarpıyı yersin. Neden? Arkadaşlar, bu defterin yaprakları, bak burada 20, burada 19 yazar. Altından çıkardın. Burası 20 ise burası 18'dir. Yani ikişer ikişer azalıyor. 26 yaprak
52 sayfa yapar. Değil mi arkadaşlar? Ha. O zaman sevgili arkadaşım, işte burada benim göreceğim sayı x eksi 52 olur. İşte trik bu. Anlaştık mı? Güzel. Sevgili arkadaşlar, burada da kopartıyorsun bu sefer artı 52 olacak değil mi? Burada eksi 52, burada artı 52. İkişer ikişer çünkü sayfa artıyor. Şimdi buna ekle. Hop, burada çıkan numaranda senin x artı 53 olur. Harika. Doğru değil mi arkadaşlar? Harika. Şimdi bana söyledi işte. Dedi ki, ya Şimşek dedi, efendim soldaki sayfanın numarasının, yani şunun x eksi 52'nin 5 katının 3 eksiği ahanda buymuş. X artı 53'müş. Geçmiş olsun. Bu denklemi çöz benim için diyor. Çözerim ya, ne var? Höbölöp çarpıyorum. 5x eksi 260 değil mi arkadaşlar? 260 eksi 3 eşittir x artı 53. X'i buraya attım. 4 tane x eşittir burası 263. Karşı tarafa attım. 263 artı 53. Topladığımda kaç yapıyor? 316 yapıyor. 4x 316. 4'e bölüyorum. X eşittir. Yarısı 158. 158'in yarısı da 70. Ha, 70'e gerek yok ya. Şöyle yapacağım. 158 bölü 2. Burada tutacağım. Neden burada tutacağım biliyor musun? Hadi yarısını da alalım ya. 75, 79. Sevgili arkadaşlar, defter toplam kaç sayfa diyor ya, tam ortasındaki arkadaşlar x ise, burada x tane sayı var. Burada da x tane değil mi? Burada da x tane, burada da x tane. Toplam benim sayfa sayım sevgili arkadaşlar bu durumda ne olur? Toplam 2x olur. Şurada bırakmak istediğim şundandı. İçler dışlar çarpınca 2x eşittir 158 oluyor ya. Bunu kolay gör diye. Yok değilse 79'u bul. Bir daha 2 ile çarp. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Burada x kadar numara varsa burada da x kadar var. Yani toplam 2x sayfan olur. 158. A şıkkını işaretliyor. 10 numarayla devam ediyor. 10 numara. Her birinde eşit miktarda limonata. Limonata bulunan 2 cam sebilden. Birinci sebil, ikinci sebil. Birinde bulunan limonatanın tamamı ile özdeş 7 cam kavanoz, 7 kavanoz ve 6 cam bardak tamamen doldurulabilmektedir. Diğerinde bulunan limonatanın tamamı ile 8 cam kavanoz, 2 cam bardak tamamen doldurulabilmektedir. Arkadaşlar en sevdiğimiz. Buna göre aynı miktar limonata bulunduran 3. bir cam sebildeki limonatanın tamamı bu cam bardaklardan, şu B'lerden kaç tanesiyle tamamen doldurulur? Sevgili arkadaşlar, bana şurada söyle, şunu demedi mi? Burada 7K artı 6B eşittir 8K artı 2B değil mi? Aynen öyle. Kavanoz ve bardak. Burada da bunu aynısını dolduruyor. 7K'yı karşıya at. 8K eksi 7B 6B eksi 2B. Arkadaşlar 4 tane B eşittir 1 tane K değil mi? Şu K bu arada. Kavanoz. Yani sevgili arkadaşlar 4 tane bardak 1 tane kavanoz yaparmış. Bana bütün şeyi diyor. Aynı şeyi. Zaten hepsi için aynısını söylemiyor mu? Arkadaşlar bak, şurada kavanoz yerine 4 tane bardak yazarsan 4 çarpı 4 bardak 32 bardak. 32 bardak artı 2 bardak 34 bardak yapmaz mı? Yapar. Gel aynısını burada test et. Bak 4 tane yaparsan 28 bardak. 6 bardak daha yine 34 bardak. Bunu 34 ile dolduruyorsun. Bu da aynısı değil mi? Evet. 34 bardak. Konu kapanmıştır. Okey tomento. Nefissimo. Let's go number 11 ve testin son sorusu. Allah'ıma şükürler olsun. Allah Allah, burada deneme yanılma mı yapacağız ya? Burada bir gariplik var ya arkadaşlar. Ben burada deneme yanılma yapmak istemiyorum. Bir öğrenciye okula gitmek için evden kaçta çıkıyorsun diye sormuşlar. Babam hep öyle hikayeler anlatırdı. Kurda sormuşlar, ensen neden kalın? Çünkü her işimi kendim yaparım demiş gibi. Babamın böyle güzel şeyleri vardı rahmetlinin. Allah rahmet eylesin.
Hepinizden bir Fatiha isterim arkadaşlar. Babamın ruhuna. Nefis adamdı. Evet, testi bitireyim, ondan sonra duygusal anılarıma geri dönerim. Arkadaşlar, evden kaçta çıkıyorsun diye sorulmuş öğrenci. Evden çıktığımda saat 3'ü geçiyordu diyor. Bak, 3'ü geçmiş saat. 3'ü geçiyordu. Ve yelkovan asal sayıyı gösteriyordu. Arkadaşlar bak, yelkovan asal sayıyı gösteriyordu demek nedir? Bak, burası 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yani senin yelkovanın ya 2'yi gösteriyordu, 1'i gösteremez. Ya 3'ü gösteriyordu. 3'ü tam gösteremez çünkü 3'ü geçtiğinde, değil mi sevgili arkadaşım? 3'ü geç, yok, gösterir. 3'ü tam çeyrek geçer. 3'ü gösterebilir. 5'i gösterebilir. 7'yi gösterebilir. Ya da 11'i gösterebilir. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi sevgili arkadaşlar, sonra diyor ki geçiyordu ve yelkovan asal sayıyı gösteriyordu. Okula 30 dakikada vardım ve yine yelkovan asal sayı gösteriyordu diye cevap veriyor. Buna göre bu öğrenci evden saat kaçta çıkmış olabilir? Sevgili arkadaşlar, şimdi bak, şu birinci ihtimali al. Şu arkadaştan 30 dakika sararsan kaça gelir? 8'e. 2'nin karşısı 8. Asal mı? Değil. Bu olmadı. 3'ün karşısı 30 dakika sonra kaç? 9. Oldu mu? Olmadı. 5'in karşısı kaç arkadaşlar? 11. İşte oldu. Yani saat 15, bak burası 25 yapmaz mı? 15.25'te sevgili arkadaşlar, yelkovan 5'i gösteriyordu. Yarım saat geçti, yelkovanın gene 11'i gösterdi. Anlaştık. Şimdi bu soruyu böyle deneme yanılmayla da çözenler olabilir. Saygı duyarım. Ama ben direkt buna bakarım. Alternatiflerim 2, 3, 5, 7, 11. 2'yi geçerse yarım saat sonra 8, olmadı. 3'ü geçiyorsa yarım saat sonra 9, olmadı. 5, 11 oldu. Ha, 7 yarım saat sonra 1 olur. 1 asal değil arkadaşlar. Kabul etmiyoruz. Anlaştık mı? Harika. Ya Allah'ım sana şükürler olsun ya. Şu 7 de bu kadar debelendikten sonra bak, 1, 2, 3, 4 soruyu şu 7'nin zamanı kadarında çözdük neredeyse. Arkadaşlar bin bereket. Şimdi testi tamamlamadan 9. sınıf bu testleri hatırlatıyorum. Matematik ve fizik hepsi videonun açıklamalar kısmında. TYT için de böyle. Bakmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ve çok şükür ki sevgili arkadaşlar, bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.